Efendim Hoşdem'den hepinize merhabalar. Bu hafta stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Avukat Sevgi Gedik Ergül bizlerle birlikte olacak. Miras hukukunda kadının yerinden bahsedeceğiz. Vakit kaybetmeden programımıza başlayalım inşallah. Evet, hoş geldiniz Sevgi Hanım, değerli hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, iyi. Sizler de iyisiniz Bizler inşallah. Bizler de iyiyiz, hamdolsun. Sizi tanıyalım biraz isterseniz. Tabii. Ben Avukat Sevgi Gedik Ergül. 2020 yılının Mayıs ayında ruhsatımı aldım ve fiili olarak avukatlığa başladım. Evet. O süreçten bu yana serbest olarak avukatlık yapmaktayım. Birçok farklı alanda kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Evet, çok güzel. Bu şekilde. Çok güzel, maşallah. Biz de bugün sizi ağırlamaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Sizin gibi genç avukatları, sizin gibi örnek olacak avukatları ağırlamaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Evet sevgili hocam, siz nasılsınız? Elhamdülillah. Rabbime binlerce şükürler olsun. Bugün güzel bir konuğumuz var. Güzel de bir konuğumuz var. Bugün biraz bam teline dokunacağız galiba. Evet, evet. Peki o zaman hemen sizinle başlayayım. Önce isterseniz konuğumuz biraz daha dinlensin. Tabii gerçekten bam teline dokunacak bir konu. Özellikle kadınlar açısından bam teline dokunacak bir konu. Miras nedir? Miras hukukunu öğrenmenin önemi nedir? Evet. Miras Arapça irs kökünden geliyor. İrs bir kök, asıl eskiden olan bir şeyin hakkı olan kimseye tevarüs etmesi, akması anlamına geliyor. Miras nedir? İşte ölmüş olan kimsenin onun varislerine, onun malının aktarılmış hali, hak sahibi olan kimselere, şahıslara, gruplara aktarılmış hali. İslam hukukuna miras karşılığında feraiz de kullanılıyor. Feraiz farz kökünden geliyor. Feraiz ise konulan hüküm, konulan paydır. Mirasta paylar bölüştürüldüğü için bu da denilmiştir. Feraiz, Efendimiz feraiz ilmi diyoruz biz mirasını paylaşımına. Diyor ki Efendimiz feraiz ilmini öğrenin zira ilmin yarısı feraizdir diyor. Bir başka hadis-i şerifte de diyor öyle bir zaman gelecek ki diyor insanlara Kur'an'ı ve feraizi öğretin yani miras ilmini öğretin. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki nasıl içinizden ben vefat ettirilip alınıp çekilmem gibi ilim de aranızdan çekilip alınacak. Ve siz birilerine gidip sorduğunuzda sorduğunuz cevabın tam cevabını alamayacaksınız. Evet. Biri diyecek o şekilde, biri diyecek bu şekilde ve bu şekilde farklı cevaplar alacaksınız ve o sorunun tam cevabını alamayacaksınız. Herhalde o zaman bu zaman bilemiyorum doğrusu. Bu anlamda feraiz ilmine de Efendimizin büyük bir teşviki var. Elbette ki miras ilmi feraiz öğrenilecektir ki herkesin hakkı olana, herkesin atasından, dedesinden, babasından hakkı olana alması ve toplumda bu hakkın verilmemiş olmasının huzursuzlukların oluşmaması. Biz de öyle bir bölgede yaşıyoruz ki mesela bazen bir fındık dalı bile sorun olabiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bu ilmi incelikleri öğreneceğiz. Ben öğreneceğim, hakkımı savunacağım. Ben öğreneceğim, karşıdakinin hakkını gasp etmeyeceğim ve karşıdakinin hakkını vereceğim. Feraiz ilmini öğrenelim. Zira ilmin yarısı feraizdir. Evet, evet. Bunu öğrenelim ki ne gibi haklarımız var onu da bilelim. Tabii evet. Bunun diğer kısmını da Sevgi Hanım'a sormak istiyorum. Medeni kanunda, miras hukukunda mal paylaşımı nasıl yapılmaktadır? Ve bu anlamda kadınlar için bir düzenleme var mıdır? Çünkü kadınlar olarak gerçekten çok muzdaripiz bu anlamda. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türk Medeni Kanunu'nun 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 495 ve 682 maddeleri arasında epey geniş bir düzenlemede yer almaktadır aslında miras hukuku. Miras hukukunda ben şu noktadan değinmek istiyorum yasal mal paylaşımından. Çünkü bu noktada çok dediğiniz gibi bölgemiz itibariyle de hani çok fazla haksızlıklar oluşabilmekte ve dava süreçlerinde geçilebilmekte. Bu nedenle yasal mal paylaşımı öncelikle zümre sistemi üstünden yapılmaktadır aslında. Birinci zümre olarak miras bırakanın alt soyu, çocukları dediğimiz kesim bulunmakta. İkinci zümre olarak miras bırakanın anne babası, yine üçüncü zümre olarak da miras bırakanın büyük anne, büyük baba ve alt soyları, onların alt soyları bulunmaktadır. Ancak hani şunu da belirtmek istiyorum ki, miras paylaşımında kadın erkek arasında hiçbir şekilde Türk Medeni Kanunu'nda hiçbir şekilde ayrım gözetilmemiştir.
Bu sebepledir ki hukuken payını, hissesini alamayan kadın, yasal miras hakkına ulaşamayan kız çocuklarının Türk hukukunda korunarak hani davalarla yasal miras payına ulaşması mümkündür. Evet. Hani bunların da takip edilmesini aslında önemli rica ediyoruz. Çünkü hani bizim de karşımıza çok fazla bu sayıda davalar geliyor. Biz de diyoruz hani kesinlikle bunun arkasına düşün, bu şekilde ilerleyin. Evet, haklarınızı bilin şeklinde. Şimdi şöyle, ayrıyeten sağ kalan eşin mirasçılık payı olarak zümre sisteminde miras, yasal miras hakları da düzenlenmiştir aslında. Burada sağ kalan eş erkek vefat ettiğinde kadın, kadın vefat ettiğinde erkek şeklinde olabiliyor. Ancak ben daha çok kadın üstünden açıklamak isterim. Şimdi yasal mirasçı olan sağ kalan eş, alt soy yani birinci zümre mirasçısıyla birlikte mirasçı olması durumunda yasal payın dörtte biri oranında miras hakkına sahiptir. Evet. Bunun yanında ikinci zümre olan anne babayla mirasçı olması durumunda yasal pay oranının yarısına sahiptir. Evet. Yani burada da şunu da belirtmek istiyorum tabii. Birinci zümrede bir mirasçı varsa sağ kalan eşle birlikte ikinci zümrenin mirasçılık sıfatı yoktur. Evet. Yani kadının ve çocukların mirasçı olduğu yerde anne baba mirasçı olamamaktadır. Evet. Yasal düzenleme de bu şekildedir. Nitekim sağ kalan eş de herhangi bir zümreye tabi değildir. Her zümreyle mirasçı olabilmektedir. Sağ kalan eşin yasal miras payları bu şekildedir. Hı hı. Belirttiğimiz gibi. Yine belirttiğim gibi bu miras payları oranında hani miras hakkından vazgeçmemesine hani gerekirse hani bir vekil aracılığıyla, çünkü çok farklı muameleler olabiliyor Karadeniz bölgesinde, evet, özellikle. Evet. Miras paylarını kadınlara, işte kız çocuklarına vermemek adına hani miras bırakanın dahi, oradaki ebeveynin dahi çok farklı tutumları olabiliyor. Bunlarla da çok karşılaşıyoruz. Ama hani tekraren belirtmem gerekirse miras hukukunda, medeni kanunda kesinlikle kadın erkek ayrımına gidilmemiştir. Sağ kalan eş diyerek, alt soy diyerek tamamen eşit koşullarda, eşit imkanlarda olduğunun üstü çizilmiştir. Evet. Bu husus bu şekilde, yani mal paylaşım bu şekilde. Bu konuda ebeveynlere gerçekten büyük görevler düşüyor. Yani değişik değişik olaylarla karşılaşıyoruz. Yani hani çocuğuna miras bırakmamak için daha üçüncü derecenin işte toruna devretmek gibi bir şey de söz konusu. Bunun hukuki boyutu nedir? Ya da diyelim ki biraz böyle akışta olmayan bir soru oldu ama kafama takıldı şu anda. Yani hani anne baba ya da baba işte kızına ya da oğluna vermemek için torununa bırakıyor haklarını. Evet. Böyle davalarla karşılaştınız mı? Ya da bu gibi davaların çocuk açısından ne gibi şey olabiliyor? Şöyle söyleyeyim, aynen belirttiğiniz gibi Karadeniz bölgesinde, özellikle Türkiye'de, hatta özellikle Ordu'da şimdi fındık mahsulü ve hani taşınmazlar çok yaygın olduğu için şöyle de bir mantık var dediğiniz gibi. Hani erkek çocuğuna kalır, hani kız çocuğuna pay vermemek adına sağlığında bilhassa babanın taşınmazın satışını, bağışı şeklinde tapuda devir yapıp yahut da tamamen hani kadastro tespiti yapıldığı esnada erkek çocukları üstüne kaydettirilerek yerlerin bir nevi muvazalı işlemlerle, yani hukuken korunmayan sakat işlemlerle kız çocuklarından mal kaçırma girişimleri söz konusu oluyor. Bu durumlarda da tabii ki yasal miras haklarını korumak adına kanun bu muvazalı işlemleri korumuyor ve tamamen mirasçı adına bir düzenleme yapmış. Yasal onun lehine olabiliyor değil evet, mi? Evet. Evet. Yani sadece hani ben şu an kız çocukları bakımından anlatıyorum ama hani tabii ki yasal mirasçıların tümünün başvurabileceği yollar bunlar. Bunlar da karşımıza
tenkis davaları bağışlarda, tapu iptali tescil davaları olarak çıkıyor ve orada da çok yaygın bir dava türüdür. Evet, o yüzden zaten çok aşina olduğum için merak ettim cevabını. Evet. Yani herhangi birinin üzerine bile devretse, kaçırsa daha geniş bir şeyde hukuk diğer kişinin lehine çevirebiliyor olayı diyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Yani buradaki kasıt mal kaçırmaysa eğer gerçekten bu işlemi, yani bu tasarrufu korumuyor kanun. Ve yasal mirasçının miras hakkına kavuşabilmesi için belirli hukuki yollar çizmiş. O sınırlar neticesinde dava açması ve yasal miras hakkına, payına kavuşması da mümkün. Evet, evet. Peki hocam, size gelmek istiyorum. Şimdi İslam hukukunda kadının mirastaki yerinden de bahsedelim. Çünkü burası gerçekten içinden çıkamadığımız bir durum haline geliyor. Biraz önce demiştiniz ya, hani itirafa düşeceksiniz. Kimisi böyle diyecek, kimisi şöyle diyecek. İşte toplumumuzda kız çocuğunun miras alması yadırganan yerler var, yadırganan durumlar oluyor. Ya da işte kız çocuğu miras alır mı? Ya da kız çocuğu şu kadarını mı alır, bu kadarını mı alır gibi konular sürekli gündemde. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Evet, Efendimizin hayatından örnek bizim için delil teşkil edecektir. Sa'd bin Ebi Rebi'ye Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabelerden, zengin sahabelerden biridir. Ve aynı zamanda da İslam yolunda malını infak eden, Allah yolunda harcadığı zaman da mal bereketleniyor, vefat eder. Vefat edince hanımı dul kalır, iki tane de kız çocuğu kalır. Ama o zamana kadar miras ayeti inmemiştir. Cahiliye Araplarda kadının miras hakkı hiç yoktur. Hatta kadın varise tevarüs eden bir mal gibidir. Kadının eşi öldüğü zaman o ölen kişinin malları nasıl varislerine aktarılıyorsa kadın da aktarılır. Hatta öyle bir şey kaynaklarımızda anlatılıyor ki ilk kadının üzerine hırkasını atan erkek kardeşinin malı olur. Ya o erkek kardeş onunla evlenir ya da onu istediğini satar bu şekilde. Sadece aslında kadının mirastan hakkı olmadığı gibi cahiliyede kız çocuklarının da hakkı yoktur. Küçük çocukların da yoktur. Aslında o cahili sistem içerisinde sürekli kabile savaşları olduğu için savaşan kimselere mal desteği çokça verilmekte. Ve çocuklar kadınlar savaşmadığı için onların miras hakkı da yoktur. Sa'd bin Ebi'nin hanımı Efendimiz'e geliyor. Eşi Uhud'da şehit oluyor Sa'd bin Ebi Rebiya'nın. Ve Allah Resulüne eşim öldü, ben dulum, iki yetişkin kızım var. Ve eşimin kardeşleri bize mal vermiyor. Biz ortada kaldık, ne olacak? Efendimiz de bu konuda bana bir vahiy gelmedi diyor. Efendimiz vahiyden öte konuşmazdı, vahiy gelmedi diyor. Bir zaman sonra vahiy geliyor. Nisa suresi 7. ayet-i kerime, 11-12. ayet-i kerimeler nazil olacaktır. Nisa suresinden kısmen bahsetmek isterim. Nisa suresi kelime anlamı kadın demektir. Evet. Yani aslında bu miras ayetleri, kadınla ilgili ayet-i kerimeler aslında o zaman için çok büyük bir devrimdir. Ya kadının miras hakkını bırakın, kadının mal olarak gözüktüğü bir devirde kadına mirasın verilmesi çok köklü bir devrimdir. Ve elbette ki bunu vermek onlara da çok zor gelmiştir. Buna alışmaları, bunu kabullenmeleri elbette ki zor gelmiştir. Nisa suresi 7. ayet-i kerimede buyrulur ki estağfirullah lirricali erkekler için nasibin bir pay vardır. Neden? Mimma terekel valideyni ve akrabin, anne babasından kalan ve akrabalarından mal vardır. Velinnesai kadınlar için de nasibin yine mal vardır. Mimma terekel valideyni vel akrabun, akraba ve anne babasının malından ona bir pay vardır. Yani ayet-i kerimeyle artık kadının da mirastan bir hakkı olduğu, mirastan bir payının olduğu ifade edilir. Peki bu hak ne şekilde olacaktır ve nasıl olacaktır? Miras nasıl oluyor? İki yolla, ya kan yoluyla akrabadan mal düşüyor ya da evlilik yoluyla oluşan akrabadan mal düşüyor. Bu iki yolla bize miras mal düşüyor ve Allah Resulü de bu ayeti tefsir eder şekilde her hak sahibinin hakkının verilmesini ifade ediyor. Eksimül male beyne ehlil feraizi ala kitabillahi, feraiz sahipleri yani miras hakkı olanlara diyor Allah'ın kitabına göre hüküm verin. Yani Allah'ın kitabına göre hüküm verin demek de ne anlıyoruz? Efendimizin yaşadığı devirde de bu ayetlerin indiği zaman da Allah'ın kitabına göre hüküm verilecektir. Şimdiki zamanda da Allah'ın kitabına göre hüküm verilecektir ki nedir?
usul her hak sahibinin hakkını ona vermek. Ama her hak sahibinin hakkını Allah-u Teala'nın taksim ettiği şekilde vermek. Peki Allah-u Teala nasıl taksim ediyor? Nisa suresi 11. ayet-i kerimede, 12. ayet-i kerimede anlatılıyor. Ben meal olarak ifade etmeyeceğim. Şöyle anlaşılır olsun diye madde madde söyleyeceğim. Bu miras paylaşımı nasıl olur? Kız evlat babası öldüğünde ona düşen pay nedir? Hepimizin bildiği gibi kız evladın babasından aldığı mal erkek kardeşinin yarısıdır. Erkek kardeşinin yarısı. Şimdi en büyük tartışılan mesele bu zaten. Neden erkek kardeşimin yarısını alıyorum? Benim o da anne, benim de anne babamdı. Onun da anne babası. Neden? İslam'da bu hükümlerde eşitlik yoktur. Yani zaten mutlak eşitliğin olması mümkün değil. Kadın erkeğe eşit olmadığı gibi, erkek erkeğe eşit olmadığı gibi eşit değil. Eşitlik her zaman adaleti getirmiyor. Bu hükümlerde adalet vardır. Adalet nedir? Adalet bir şeyi ait olduğu yere koymaktır. Peki mirasta bir şeyi ait olduğu yere nasıl konulacak? Külfet ve nimete göre taksimat yapılır. Adalet de böyle sağlanır. Peki şöyle düşünelim. Külfet nedir? Erkeğe düşen külfet, kıza düşen külfet nedir ki nimeti bu şekilde dönüyor? Erkeğe iki katı veriliyor kız kardeşinin. Şöyle düşünelim, babadan 6.000 lira kaldı ve bu 6.000 liranın ne şekilde olacaktır? 3.000 lirası şeye göre, medeni hukuka göre kıza verilecektir. Evet. 3.000 lirası erkeğe verilecektir ama İslam hukukunda kardeşinin yarısını alacaktır. O da ne olacaktır? 4'ünü erkek kardeşi, 2.000 lirasını kız, 4.000 lirasını erkek kardeşi alacaktır. Şimdi neden? Çünkü İslam hukukunu bir bütün olarak değerlendirmek ve kendi bütünlüğü içerisinde uygulamak gerekiyor. O kendi bütünlüğü içerisinde adil ve kendi bütünlüğü içerisinde taşlar yerine oturuyor. O bütünlüğü parçaladığında, şu zamandaki çarpık yaşantımıza İslam'ı uydurduğunda o zaman bir tarafa haksızlık oluyormuş gibi oluyor. İslam'ın kendi bütünlüğü içerisinde durum nedir? Erkek nedir? Erkek evde hanımının, yine evde kız kardeşinin nafakasını sağlamakla sorumludur. Dolayısıyla kız kardeşinin nafakasını ya da hanımının nafakasını sağlamak zorunda olduğu için erkek kız kardeşinin iki katı alınır. Hani 4.000 lira vermiştik ya erkeğe. Hı hı. Şimdi evvela erkeğe 4.000 verdik, kız kardeşine 2.000 verdik. Şimdi erkek ne olacak? Evlenecek. Hı hı. Erkek evleneceği zaman evleneceği hanıma mehir vermesi gerekiyor. Ve mehiri ne verdi diyelim? 1.000 lira verdi diyelim. Bu sefer erkeğin 4.000 lirası vardı. 1.000 lirayı mehir verdi. Kendisine ne kaldı? 3.000 lira kaldı. Kız kardeşi evlendi. Evlenince ona eşi mehir verecek. Ne oldu? 1.000 lira mehir verdi. Kız kardeşinin neyi vardı? 2.000 lira vardı. 3.000 lira oldu. Sonra eşitlenmiş mi oldu? 3.000 lirası ne oldu? Eşitlenmiş evet. oldu. Sonra erkek kardeşi evlendiği ailesinin geçimini sağlamak zorunda. Hı hı. Ama kız kardeşi İslam hukukuna göre kadın evinin geçimini sağlamak zorunda değil ve sağlamaz. Evet bir kadının babadan gelen malı olabilir. Evet bir kadının yüklü mehri olabilir. Bir kadın çalışıyor olabilir. Ama kadının geliri ne olursa olsun kadın eve para harcamak zorunda değildir. Kadın evin nafakasını karşılamak zorunda değildir ve karşılamaz zaten. Sanırım buna bu medeni kanunla da ortak bir yanı değil mi? Hani kadının kazandığının evine harcaması gibi bir zorunluluğunun olmaması İslam hukukuyla medeni kanunun aynı zamanda ortak noktası diye biliyorum. Yanlış mı diyorum? Medeni kanun hani böyle aile içi düzenlemeler genelde İslam hukukunda hani fazlaca yer verilmiş ama medeni kanunda daha sınırlı, kapsamlı ve hani ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafları önlemek bakımından bir de hani eşitlik ilkesi hakim olduğu için bir de bir yandan da hani dönemin şartlarına göre revize edilmiş kanunlar aslında bunlar diğer ülkelerden de hani alınarak. O sebeple hani aile içi hani aile hukuku da tabii ki var ama ayrıca hani bunun yanında miras hukukunda çok fazla bu düzenlemeler hani aile içi düzenlemeler yer almıyor. Dediğim gibi hani sadece aslında alt soy, sağ kalan eş, kız kardeş, erkek kardeş bu şekilde. Evet, o hocam, zaman medeni hukukta şöyle bir boşluk var diyebilir miyim? Kadının kazancı eve harcanacak mı? Kadın harcamak zorunda mı değil mi? Şöyle. Aslında sormak istediğim oydu aslında. Buradan aile hukukuna da değinmemiz gerekirse.
Hani boşanma davalarında hali hazırda da hani böyle bir ayrıma gidilmemiş. Yani hani sadece kadın kazandığı kendisinindir şeklinde bir düzenleme de yok. Böyle bir beklenti de yok. Yani hani kadın evine harcadığı takdirde de bu da hani normal karşılanıyor. Ve evlendikten sonra beraber hangisi olursa olsun beraber kazanmış olanlar boşanırken eşit paylaşılıyor. Evet. O zaman kadının kazandığı da eşit paylaşılmış oluyor. Evet. Ama İstanbul hukukunda öyle değil. Evet. İstanbul hukukunda mal ayrımı var. Mal birlikteliği yok. Kadın evine harcamaz. Yani dolayısıyla İstanbul hukuku gözüyle bakarsanız boşanma gerçekleştiğinde kadının geliri, kazanın malı erkeğe verilmez. Paylaşımı erkeğe verilmediği gibi evde nafakaya sağlama sorumlu kadın olmadığı için çocuklarına da harcaması gerekmiyor. Ve bu anlamda çok tatlı anlatılar vardır Efendimizin hayatında. Zeynep isminde bir hanım anlatıyor. Efendimiz anlatıyor, kadınlar sizler de sadaka verin diyor. O orada soramıyor. Herkes ayrıldıktan sonra Efendimiz'e yaklaşıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben zengin bir kadınım diyor. Ama eşim fakir diyor. Ben diyor zekatımı diyor eşime versem sevap alır mıyım? Efendimiz iki sevap alırsın diyor. Bir zekat verdiğin için, bir de en yakınına verdiğin için. Dolayısıyla kadın ailede nafaka sorumluluğu olmadığı için ama onun eşinin nafaka sorumlu olduğu için kadının, dolayısıyla eşi kız kardeşinden iki kat daha mirastan hak almak durumundadır. Evet. Bunun yanında toplumda, İslam toplumunda erkek cihada gitmek ve cihat hazırlığını yapmak zorundadır. Bunun için malından, parasından harcamak zorundadır ama kadın harcamak zorunda değildir. Yine İslam hukukuna göre erkek kendi ailesinden kazayen ölümlerde diyet ödenir. Kendi yakınının mali gücü yoksa ödemeye, onun da diyetini ödemek zorundadır. Evet. Dolayısıyla bu tür mali sorumluluklar İslam hukukuna erkeğe yüklendiği için mirastan kardeşini iki katına alır. Ve işin şu boyutu var, evde kadın çalışmak zorunda değil. Yani babasının evinde erkek kardeşi gidip bahçede çalışacaktır, ineğe bakacaktır ama kız kardeşi çalışmak zorunda değildir. Evet. Dolayısıyla evlenip ayrıldığında kardeşinin kazancının tamamını alıp götüremez. Yani bu anlamda bir adalet vardır. Nimet külfet noktasındadır. Evet. Yani erkek kardeşinin yarısını alır kız. Evet. Miras hukukunda kadının yerinden bahsediyoruz. Evet Nurşen Hocam, İslam hukukunda kadının yeri, kadına düşen mal paylaşımı nasıl olmalıdır? Bundan devam ediyorduk. Buyurun. Evet. Baba ölmüş, babanın mirasından erkek kardeşinin yarısını alıyor kız. Eğer erkek kardeşi yoksa bu takdirde kız mirasın yarısını alıyor. Evet. Kızlar iki tane ya da üç tane ise bu sefer kızlar ikide üçte ikisini alıyor. Bu husus böyle. Vefat edenin oğlundan torunu bir kızsanız o zaman size miras ne düşüyor? Eğer oğlu ölmüş, başka çocuk da yoksa o takdirde kız torununa mirasın yarısı düşüyor. Kızlar kız torunlar birden fazlaysa üçte ikisini alıyor. Erkek torunlar varsa aynen erkek kardeşinde olduğu gibi ikili birli şeklinde taksimat oluyor. Vefat edenin bir öz kızı varsa mirasın altıda birini alıyor. Bu şekilde paylaşım devam ediyor. Peki vefat edenin annesi olarak bir kadın ne kadar mirası alıyor? Yani oğlum öldü, bana oğlumun mirasından ne pay düşüyor? Vefat edene çocukları varsa altıda bir düşüyor. Hı hı. Aslında burada anneye de babaya da altıda bir düşüyor. Yani her seferinde yarısı da değil aslında. Bazı yerlerde de kadın erkekle eşit de alıyor. Eşit aldığı yerlerden biridir. Bu da evlat öldükten sonra evladın mirasından anne de baba da altıda bir alıyor. Eğer kardeş yoksa bu takdirde üçte birini alıyor oğlundan miras anne. Bunun yanında kadının vefat edenin ninesi olarak kadın da yine altıda bir alıyor. Aynı şekilde dede de altıda bir alıyor. Burada yarı değil eşit alıyor. Yani kadın erkekle eşit almış oluyor. Evet şunu da sormak istiyorum hocam. Peki şöyle bir durum da var. Eğer kardeşlerin rızası varsa, babanın da rızası varsa eşit bölünebiliyor mu? Eşit bölünebilir. Buna İslam hukuku ne diyor ya da dinimiz şöyle, ne diyor? Aslında hukuk onu eşit bölmez. Yine ikiye bir şeklinde böler. Ama erkek kardeş onu kendi hakkını kız kardeşine hibe edebilir ve hibe edip helal edebilir. Meşrudur, alabilir.
meşrudur, alabilir diyorsunuz. Evet. Yani bununla dinen bir sakınca yoktur. Bir dinen sakınca yok ama hı-hı, taksimat önce normal halde yapılır. Erkek hı-hı kardeşi hibe eder. Peki şöyle bir durum olursa ki özellikle bölgemizde o yarısı bile verilmiyor. Yani kız çocuklarının bizim bölgemizde miras hak iddia etmesi çok ayıp karşılanıyor. Aynen. Ve günlerce konuşuluyor. İşte duydunuz mu falanca almış gibi ve çok kötü bir iş yapılmış hı-hı gibi algılanıyor. Sanki şey gibi ya da ona ihtiyacı mı vardı, eşi onu bakamıyor muydu gibi. Ya da işte kız çocuğuna değil de damada gitti bütün hı-hı miras gibi düşünülüyor. Evet. Bu takdirde verilmiyorsa, vermemişlerse hı hı o hakkını, bu takdirde o kardeşi, kız kardeşi de hakkını helal etmiyorsa bir kul hakkına girilmiştir. Hı hı. Ve çoğu zaman büyüklerimizden şunu dinliyoruz, işte babamızın acısına getirildi, öldü, oldu bittiye getirildi. Biz o acıda bir şey diyemedik. Yani işte şunu size veriyoruz, bu kadar yeter mi? Hatta o işte yarısı ya da işte o miktarlar hesaplanmıyor. Hı hı. Kendi zihinlerinde bir rakam belirliyor. Buna razı oluyor musun? Böyle ölünün acısına getirdi diye çok üzülerek dinlemişizdir büyüklerimizden. Bu helallik ettirmek değil. Helallik hı hı bu değil. Hakkının ne olduğu hepsi ne yapacak? Tabii ki vefat eden kişi vefat edince onun teçhizat, ölüm, kefenleme gibi masrafları çıkacak. Şimdi belediye karşılıyor. Hı hı. Onun haricinde borçları varsa borçları çıkacak. Ondan sonra mirasa geçilecek. Mirasta da hesaplanacak. Hesaplandıktan sonra hakkının neyse o verilecek. Ve buna rağmen eğer onu vermek istemiyorsa, kız almak istemiyorsa hakkını helal etmek durumunda. Kul hakkı gerçekten basit bir hak değildir. Allah Teala her türlü hatayı, kusuru, günahı affeder ama kul hakkını, hakkına girilen kul affetmedikçe affetmez. Ve gerçekten çok dinliyorum, böyle yaptım, hakkımı helal etmiyorum diyorlar. Zaman zaman bu taksimattan sonra, o ölenin acısı geçtikten sonra da zaman zaman böyle duyumlar alınıyorsa da gidip de kız kardeşleriyle konuşup hakları eksik verilmişse hakları tamamlanmalı veya helalliği alınmalıdır. Evet. Bir şekilde onun helalliği alınmalıdır. Ve gerçekten bu sefer düşmanlıklar araya giriyor. O nesilden nesile aktarılıyor. Akrabalık arasına soğukluk giriyor ki hani feraize öğrenin ilmin yarısı diyor ya Efendimiz, işte akrabalar arasında böyle bir soğukluk girmesin. Hı hı. Yani dünya malı için girmesin ama her hak sahibinin de hakkı ona verilsin diye bu kadar önemsenmiştir. Evet, evet. Yani bu anlamda babaya da çok iş düşüyor sağlığında. Evlatları taksimat neyse bunu da yapması gerekiyor. Kendisinden sonra sorun yaşamamaları için. Değil tabii mi? Ki. Ama tabii şimdi modern hayatın getirdiği bazı sorunlar var. Tamam, İslam hukukunda böyle. İslam hukukundaki bu hükümler kendi içinde bir bütün ve güzel. Ama modern hayatta şehirleşmenin getirdiği bir durum var. Çekirdek aileye giden bir durum var. Kadının çalışma hayatı söz konusu. Ve şöyle de bir vakıa var. Maalesef anne baba yaşlanınca artık erkek evlatlar bakmak zorunda olmasına rağmen evet, onlar değil kız çocukları bakıyor. Evet. Yani şimdi erkek evlada kız kardeşine iki kat miras almasının sebebi neydi? Anne babasına bakması gerekliliği sebebiydi. Hı hı. Sen yarısını kız kardeşine veriyorsun ama kız kardeşin bakıyor. Bu takdirde de sadece iş o Allah-u Teala'nın taksimatında da değil. Sen sana yüklenen külfeti ne kadar yerine getiriyorsun? Sen bu sana bu külfet sebebiyle bu nimet verildi. Evet. Bu anlamda tabii ki sorun çıkıyor ve haklı olarak çıkıyor. Yani ne oldu? İnsanlar bireyselleşti, kendi menfaatlerini gözetmeye başladı. Anne babana sen bakmıyorsun. Ben bakmak zorunda kalıyorum ama bana yarım verdin. Bunlar da oturup konuşup bu noktada da bir ortak nokta bulmaları gerekiyor. Yani hani bu anlamda hocam şunu da hemen bağlamak istiyorum. Kadının hakkı mı yeniyor bir anlamda? Öyle mi düşünüyor, öyle mi dışarıdan bakınca öyle bir izlenim mi oluyor? İzlenim oluyor değil, öyle oluyor. Yani Allah-u Teala o iki kat hakkı sana evet, bu sorumlulukları yerine getirmen için verdi. Evet. Ama sen bu sorumlulukları yerine getirmiyorsun.
yerine getir, kız kardeşine yüklüyorsun, evet. Ama kız kardeşine bu maddi anlamdaki almış olduğun desteği vermiyorsun. Evet. Bu anlamda farklı ilahiyatçıların farklı yaklaşımları var. Yani Kur'an'daki bu emirler, bu sosyal yapıya göre verilmiş cevap değildi. O zamanki sosyal yapıya göre verilmiş bir cevaptı. Bu zamanki sosyal yapıya göre güncellenmeli diyenler var. Hatta bazıları böyle bir durum varsa o erkek kardeşinde kalan hakkını alır, ihtiyaç olduğu zaman kullanır, kullanmazsa arkadaşına, kardeşine sonra devreder gibi, bu anlamda bu sorunların getirdiği farklı arayışlar var. Evet. Bu arayışlar da olacak. Bu noktada aslında herkes kendisine yüklenen külfeti ve nimeti görüp bunun sorumluluklarını yerine getirse aslında çok güzel bir sistem, evet, olacak. Ve en adil ve toplumdaki o huzuru ve akrabalık bağlarını pekiştirecek, güçlendirecek ve aile içindeki huzuru sağlayacak şeyler olacak. Evet, evet. Bu anlamda da evlatlarımızı ona göre yetiştirmeliyiz diye düşünüyorum. Evet. İslam hukukundaki kadının hakkını da bir erkek çocuk olarak da bilmesi gerekir diye düşünüyorum ve Sevgi Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi bölgemizde medeni kanuna göre miras paylaşımı yapılamıyorsa hukuken izlenebilecek yollar nelerdir? Bunu da merak ediyorum. Hı hı. Tabii az evvel de biraz değindik aslında. Babanın sağlığında, hı hı, yaptığı dediğim gibi bağışlar, satış göstererek dediğim gibi yine tekrar, evet, muvazalı işlemler, kadastro çalışmalarında, tespiti sırasında erkek çocuklar üstüne kaydettirme girişimleri. Bunlar aslında bu aile birliği içerisinde de bir eşitsizlik yaratması sebebiyle hani kadında hani Nurşen Hocam'ın da bahsettiği gibi hani bir şey uyandırıyor. Hani bir haksızlığa, hı hı, uğramış gibi, izleme, evet, izlenimi uyandırıyor. O sebeple hani zamanında biz hani şu süreçleri de yaşıyoruz. Hani zamanında daha evvel görüşülmüş, hani bir şekilde belli bir tutara razı edilmiş kız kardeş yahut da hani hiç edilmemiş. Haricen görüşülerek işte bu yerler bizim, işte biliyorsunuz işte kızlar pay almaz vesaire denilerek. Daha sonradan hani ancak hani kendisine, ailesine bakımını sağlayarak yahut da kendisi tekrar hani normal hayat içerisinde hani çevrenin de bir baskısıyla, hı-hı, birlikte, hani gerekirse eşinin bir baskısıyla birlikte, işte sen de hakkını almadın, işte aslında senin de hakkın var vesaire denilerek birazcık böyle o süreçler geçtikten sonra aslında hani, hı-hı, bize de başvurdukları oluyor. Hani birazcık hani geç kalmalar da oluyor o durumlarda. Sonradan aklı başına geliyor. Evet, evet. Yani tabii bu davalar da zaman aşımına tabi davalar. Hani miras bırakan ölümüyle birlikte mirasçılar yasal miras payı alma hakkına kavuştukları için o süreçten itibaren de zaman aşımı artık aslında işlemeye başlıyor. Yani bu hususlara da aslında hukuken dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun yanında yine bahsettiğim gibi tapu iptali tescil davaları, tenkis davaları, saklı pay davaları açarak yargılama sürecinin sonucunda yasal haklarına kavuşmaları mümkün. Evet. Ama tabii ki yani zaman aşımı hususu da gözden kaçırılmayarak. Bunun yanında miras bırakanın sağlığında yapmış olduğu muvazalı işlemlerin de yine bu şekilde iptalini sağlamaları ve yasal haklarına kavuşmaları mümkün. Ama sadece aslında bu işlemlerin iptaliyle kalmıyor bu durum. Karadeniz'den, Ordu'dan örnek vermek gerekirse Ordu'da fındık mahsulü elde ediliyor taşınmazlardan. Ve babanın yahut da annenin vefatıyla birlikte bu miras kalan fındık bahçelerinden bir fındık ürünü elde ediliyor. Bundan yararlanmaktan da mahrum kalıyor aslında kız çocukları. Hani sadece taşınmazdan değil, miras payından değil, çıkan fındık mahsulünden de. Bunun için de ayrıca bir dava yolu öngörülmüş aslında. Haksız işgal dediğimiz, ecri misil dediğimiz haksız, hı hı, işgal tazminatı olarak. Yararlanmadığı yıllar bakımından da yine bu tazminat olarak talep geri ederek, evet, dava açabiliyor 5 yıla yönelik, hı, olarak. Bunlar da mümkün. Yani hani her ne kadar hani paylaşımlarda usulsüzlük yapılıyor olsa da bu tasarrufların iptaliyle birlikte yasal miras paylarına ulaşmaları da mümkün aslında. Hani yani çok geç kalınmış görmesinler. Ancak tabii şunu da belirtmek istiyorum. Bu davalar, teferruatlı davalar, yargılamaları uzun sürüyor. Hı-hı. Kanun düzenlemesi de çok geniş çaplı olduğu için hani herhangi bir hak
kaybı yaşamamak adına bu davaların hani bir vekil aracılığıyla takip edilmesini yararlı buluyoruz. Yani evet. Öyle de öneriyoruz. Hani şahsen açılmış davalarda çok farklı neticeler elde edilebiliyor. Hani haklıyken haksız duruma düşebiliyorlar tabiri caizse. Bu hususlar bu şekilde. Yani konuya hakim biriyle işin peşine evet. düşmesi gerekiyor evet. diyorsunuz. Evet. Peki diyelim ki baba mirası evlada bıraktı, erkek evlada bıraktı. Erkek evlat da onu elinden çıkardı, sattı. Şöyle, bu durumda ne yapacak kız çocuk? Bu durumda bu muvazalı işlemin iptali bakımından o üçüncü kişiyi de yine taraf göstererek yine dava açabilmesi mümkün. Yani buradaki bu çocuğun aslında yasal mirasçının, alt soyun, anne babanın bunlar saklı paylı yasal olarak saklı paya sahip mirasçılardır. Onların da yine hani her ne kadar kendi sağlığında, kendi tasarrufunda muvazalı olmasa bile işlem yapabilmesi mümkün aslında miras evet. bırakanın. Çünkü hani kendi malıdır, dilediğince değerlendirebilir aslında. Ama bu diğer mirasçıların saklı pay oranı dediğimiz oranlarını aşmamak koşuluyla. Bu durumlarda da yine dava yolları öngörülmüştür. Yine dediğim gibi hani o ilk devirin muvazalı oluyor olması dava açılmasını sebebiyet veriyor aslında. Evet. Hani üçüncü bir kişiye devrolması yine dava açılmasını engel bir durum teşkil etmiyor. Yargılama süresince ispatlanacak tabii hususlar farklılaşabilir. Biliyor ama genel hatlarıyla hani alacaklarına kavuşmak için kanunen kavuşabilmek için hani tapuda da işlemleri tamamlayabilmek adına dava açarak bir netice aldıktan sonra ilerlenmesi gerekiyor. Lehine sonuçlanabiliyor. Evet. Peki bu süre içerisinde toplanan mahsulden yine bir tazminat talep edebiliyorlar mı? Edebiliyor. Edebiliyor. Evet. Bu süreç içerisinde toplanan yani şöyledir. Hani ecri misil, haksız işgal tazminatı dediğimiz davalarda son 5 yıla yönelik hani herhangi bir mahsul elde edilmişse oradan hani bu yine dava içerisinde artık tanık delilleri olabilir, diğer deliller olabilir. Onlarla ispatlandığı takdirde hani ne kadar ürün yapılmış, elde edilmiş, ne kadar kazanç sağlanmış, yasal pay oranı oranında bundan talep etme hakkı mevcut. Evet. Yine bunları da talep edebilir davayla evet. birlikte. Evet. Evet hocam size dönmek istiyorum tekrar. Şunu da merak ediyorum. İslam hukukuna göre miras düşmekle beraber verasetten hak kazanmaya engel durumlar olabilir mi? Evet, böyle engel durumlar var. Bu engel durumları da bilmek gerekiyor. Nedir? Mesela murisin varis tarafından öldürülmesi. Yani babanın evlat tarafından öldürülmesi onun o miras hakkının düşmesine sebep oluyor. Çünkü neden öldürdü? Belli değil. Yani mirası mı elde etmek için öldürdü? Onun mirastan hak alamıyor. Yani nedeni ne olursa olsun. Nedeni miras olursa bile olsun. Olsa o mirastan evet. men ediliyor. Yani mirastan men ediliyor. Evet. Din farkı da bu mirasın aktarılmasına engel oluyor. Yani Müslüman birinin mirası, Müslüman olmayan işte ailesinden birine o miras düşmüyor. Ya da Müslüman olmayan bir anne babanın Müslüman olan evladına o miras düşmüyor. Ama bu maddeyle ilgili zaman zaman farklı uygulamalar olmuş. Bu noktada demek ki farklı uygulamaların olması zamanın ihtiyacına binaen işte alimlerin içtihadıyla değişebiliyor. Ama bilelim genel hatlarıyla din farkı o mirasın devrine engel olabiliyor. Gayrimeşru ilişkilerle doğan çocuk da miras hakkından mağdur oluyor. Tabii ki yani nikah şarttır. Evet. Bu anlamda böyle gayrimeşru bir ilişkiyle o çocuğun miras hakkına engel olunuyor. Bundaki tabii sıkıntı hatalı olan o çocuk değildir. O anne baba anne babadır. Evet. Peki hocam mal mülk sahibi hayattayken İslam hukukuna göre biraz önce de sormuştum ya hani ebeveynler böyle mi yapsa acaba anne babalar diye. Hayattayken taksim edebilir mi elindeki mallarını? Evet. Hayattayken taksim edebilir. Belki böylesi de daha güzel olur. Çok yaşadığım bir tecrübe vardır. Rahmetli kayınpederim vefat edince tabii ki hakları neyse taksim edilecek ve toplandılar. Eşim dedi ki abla dedi isterseniz de hakkınıza düşen budur. İsterseniz dedi yer olarak fındık bahçesi olarak verelim. İsterseniz size mal para olarak yerinizin karşılığında yerinizi biz satın alıyormuş gibi para olarak verelim.
O zaman benim görümcem 65 yaşlarındaydı. Çok üzüldüm. Bu yaştan sonra yerim olsa ne olacak? Gitsem fındığını toplayamam. Gelsem onu tımar edemem demişti. Çok üzülüyorum. O anlamda eğer anne babanın yaşlanmış ve çok ihtiyacı yoksa veya ihtiyacı olsa da kendine yetecek kadar kendilerine de ayırabilirler. Bu anlamda sağlığında evet mirası tabii ki İslam hukukunun öngördüğü şekilde ayırabilirler, verebilirler. Bunun haricinde mirası bölümünün haricinde nedir? Bir de hibe etme mevzuları vardır. Yani ne yapar? Ona başkalarına ya da hayır kurumlarına malını hibe edebilirler. Ama bu hibe etmede de bir ölçü var. Malının üçte birinden daha fazlasını hibe edemiyorsun. Yani ne kadar zengin olursan ol, malının üçte birini hibe edemiyorsun. Sahabelerden Sa'd bin Ebi Vakkas veda hutbesi, veda haccı esnasındadır. Hastalanır. Hastalanınca Efendimiz ziyarete geldiğinde ey Allah'ın Resulü diyor ben zengin bir adamım ve tek bir kızım var diyor. Ben diyor malımı diyor hibe etsem olur mu diyor. Malımın tamamı hayır diyor olmaz. Yarısına hayır olmaz. Üçte birini ancak müsaade ediliyor. Üçte biri senin diyor. Ardından varislerini zengin bırakman diyor gereklidir. Yani mağdur isteyen, dilenen duruma düşürmemek. Bu anlamda hibe miktarı da üçte birinden fazla olmuyor. Şunu da zaman zaman görüyorum. Yani sağlığında insanlar hayır işleri yapmıyorlar. Sağlığında zekatlarını, sadakalarını vermiyorlar. Ve ne diyorlar evlatlarına? Ben öldükten sonra ver. Ben öldükten sonra ver. Yani o malı güya evlatlarına bırakıyor ama o vermediklerinde verilmesinin vasiyetini yapıyorlar. Bu yaklaşım da hoş değil. Neden? Efendimiz ne diyor? Kim diyor sağlığında diyor bir sadaka verirse diyor öldükten sonra onun hakkında verilen sadakanın 100 katı sevabı alır. Yani o hayırları sağlığında yapmış olmak çok önemli. Ahmet Gümbay Yıldız'ın romanlarıyla büyüdük biz. Hangi romanda geçiyor bilmiyorum. Zengin bir aile ve baba gerçekten bu zekatını, sadakasını vermiyor ve her seferinde evladına diyor ki ben öldükten sonra sen ver diyor. Evladı da bunu ona anlatamıyor. Bir akşam beraber oturuyorken elektrikler kesiliyor ve onlar oturuyorken bahçede bir ses duyuyorlar. Korkuyorlar. Evladım diyor feneri al gel diyor bahçede ne var bakalım. Tamam baba diyor. Baba önde evlat arkasında fenerle ışık tutuyor. Baba gidiyor. Ama çocuk özellikle babanın ayağına tutmuyor. Babanın ayağı takılıyor, düşecek gibi oluyor. Evladım ışığı ayağıma tut. Tamam baba ama yine tutmuyor. Evet. Babanın ayağı takılıyor. Evladım demedin mi ışığı ayağıma tut? E baba diyor sen bana demez miydin? Ben öldükten sonra benim malımın zekatını ver, sadakasını ver. Bak arkadan tutulan ışık bu kadar insanın önünü aydınlatıyor evet. diyor. Evet. Bu anlamda mal biriktireceğiz, mal biriktireceğiz diye bize farz olan, sünnet olan zekat ve sadakaları da çocuğumuz verir, benden sonrakiler verir diye ertelemiyor. Kendimiz elimizden yani, kendi sağlığımıza yapalım. Tabii ki ne verirsen elinle o gider seninle. Zekat sadaka da berekettir biliyorsunuz. Peki hocam şunu da merak ettim hemen şu anda. Şimdi diyelim ki babanın evladı hayırsız bir evlat. Mal mülk bırakacak türde bir insan değil. Baba bunu siz dediniz ama hepsini hibe edemez. Baba bunu bu zamanda yani böyle bir durumda elinden çıkarabilir mi ya da komple satıp başka bir hayır işine verebilir mi? Üçte birinden fazlasını yine veremiyor. Ama tabii ki bu o çarçur edecek evlada da teslim etmek demek değil. Ne olabilir? Ya akıl bali değildir. Ya aklını kullanamıyordur. Yani mecnundur. Ya da belki yani bağımlılık noktasında yine aklı kullanmada sınırlılık vardır. Baba ne yapar o zaman? Ona veli tayin eder. Onun malının tasarrufunda evladına kalacaktır ama evladın mal tasarrufunda sadece evladını değil ona tayin ettiği veliyi de evet. tayin edebilir. Evet, evet. Peki Sevgi Hanım, şimdi hocam dedi ki hepsini dedi hibe edemez dedi. Medeni kanuna göre hibe edebilir mi? Medeni kanuna da göre de bu tenkis dediğim dava türü aslında bunun için düzenlenmiş bir dava türü. Burada da yine hepsinin tamamının bağışında bulunamıyor. Az evvel izah ettiğim gibi saklı pay dediğimiz oranlar bakımından evet. yasal mirasçıların miras pay hakkı korunmuş kanunen de. Bu oranlar üzerinden de hani tekrar bu işlemin iptaliyle birlikte o kadarlık bir oranın yani yasal olan mal haklarının
takipçisi, davacısı olabilirler. Buradaki hani dediğim gibi sağlığındaki edinimler, yani tasarruflar korunuyor. Muvazalı olmayan tasarruflar korunuyor miras bırakının, ama hani bu da tamamını tamamını elden çıkarabilir, tamamını bağışlayabilir anlamına gelmiyor yani, yine. Yani. Bunda belli bir ölçü var mı? Mesela 1/3 diyor ya insan, böyle ölçü var mı? Bunda da bir ölçü var. Aslında bu noktalarda İslam hukukuyla çok örtüşüyor hocamın anlattığı kadarıyla da. Hani hem mirasçılıktan çıkarılma sebepleri olarak da hem de bu payların korunması olarak da bu zümre mirasçılarına göre değişiyor. Hani yarı oranında olan var, yine 1/4 oranında, 1/4 oranında olan durumlar mevcut. Onlara göre talepler değişebiliyor. Peki hocam dedi ki işte meşru evlada pay düşmez dedi. Gayrimeşru. Gayrimeşru evlada pay düşmez dedi. Medeni hukukta da mı böyle? Yok, medeni hukukta şöyle düzenleniyor aile hukukunda aslında. Aile hukukunda. Şimdi hani bir evlilik dışı bir ilişkiden doğan bir çocuk varsa bu çocuğun tanınması baba tarafından ya da babalık davası açılmasıyla birlikte eğer baba olduğu tespit edilirse babadan kalan miras hakkına sahip oluyor. Burada önemli olan oradaki soy bağı ilişkisini kurulabiliyor olması. Evet. Soy bağı ilişkisi kurduktan sonra normal yasal bir mirasçı gibi ve yasal bir mirasçı kadar pay hakkına sahip oluyor. Evet. Yani tamamen çıkarılma durumu yok. Tamamen ispat durumuna göre soy bağı kurulduktan, nesep kurulduktan sonra mirasa hak kazanıyor. Evet, evet. Şimdi tabii burada şöyle bir açıklık çıkabilir. Yani İslam hukukunu gayrimeşru olan çocuğa miras düşürmüyor, o ortada mı kalacak diye. Aslında burada bu çocukların mağduriyet yaşamamaları için böyle bir duruma oluşmamasını sağlamak amaçlıdır. Akıllı bir kadın bilir ki evladına böyle bir şey düşmeyecek, böyle bir şeye tevessül etmez. Bunu sağlayabilmek için. Yani gayrimeşru ilişkileri ama, önlemek evet, için. Evet, önlemek içindir. Ama her şeye rağmen olmuşsa o çocuğun hakkı devlet tarafından korunur. Evet. Yani Efendimiz Hatice Şerif de buyuruyor. Sizlerden biri diyor eğer diyor miras ona düşmez diyor ya da düşen miras yeterli olmazsa diyor gelsin bana diyor. Onun diyor koruyucusu benimdir diyor. Ve onun sorumluluğu bendedir diyor. Efendimizin bendedir demesi devlettir. Aynı zamanda devletin, devlettir. Tabii devlettir. Evet. Devletin koruması olduğu anlamına evet, gelir. Evet hocam. Yani vaktimiz hızla geçiyor. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Şimdi bu konuyla alakalı neler söylemek isterseniz kadınlarımıza, büyüklerimize toparlayacak olursak? Şöyle söyleyeyim o halde, hani güncel hukuk mevzuat, yaşadığımız toplum sebebiyle ben medeni kanun bakımından bahsediyorum. Tamamen eşitlik ilkesinin gözetilmesi sebebiyle bu şekilde karşılaşılan durumlarda ve olaylarda hani yasal haklarına kavuşmak istiyorlarsa bu dava süreçlerini takip etmeleri, ha tabii ki hani haricen anlaşmalar olabilir kardeşler arasında, hani bu demek değil ki, çünkü hani biliyorsunuz kardeşler ve hani yakın akrabalar arasında bir dava sürecine geçilince hocamın da bahsettiği gibi bu hani yıllar süren bir şeye sebep oluyor. Evet. Ayrılıklara sebep oluyor. Hani tabii ki anlaşabiliyorlarsa ne âlâ, ama anlaşamıyorlarsa ki yerleşmiş kalıpları kırmak maalesef bazen çok zor olabiliyor. Hani denildiği gibi hani onların hiç hakkı yokmuşçasına da düşünülebiliyor ki kul hakkı, yine bahsettiğimiz gibi karşı tarafta evet, razı değilse. Bu durumlarda tabii ki hukuken hakları var. Bunları öğrenmek isterlerse her zaman tabii ki danışabilirler ve bu yasal haklarının takipçisi olurlarsa da dava süreci sonunda da haklarına kavuşacaklardır. Evet. O yüzden hani hiçbir şekilde ayrım yapılmasın kadınlara da, onlar da razı edilsin. Evet. Hakları da verilsin. Hakları da verilsin. Evet. Hocam siz çok kısa ne söylemek istersiniz? Ayet-i Kerime açık net. Erkeğe anne babasından ve akrabasından bir pay vardır. Kadına da bir pay vardır. Ve hadis-i şerif açık. Allah'ın kitabındaki şeklinde yapın. Bu yapılacaktır. Ama bu yapılırken kızlara hakları verilecektir. Ama kız çocukları da, şimdi devlet eşit bölüyor ya medeni hukuka göre.
Kızlar da erkek kardeşin hakkına girmeyecektir. Evet. Bir kul hakkıdır ve kul hakkı büyük günahlardandır. Evet. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet, evet hocam çok teşekkür ederiz ve Sevgi Hanım gerçekten sizi ağırlamak çok büyük keyif vericiydi. Çok büyük bir yani kendi adıma ve inşallah seyircilerimiz adına çok istifadeliydi diyorum. İnşallah farklı programlarda yeniden ağırlamak isteriz sizleri. İnşallah çok teşekkür ederim nazik davetiniz için de. Ben de katıldığım için sizinle bu programı gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Ben de çok istifade ettim. Sorduğunuz sorulardan ve aldığım yanıtlardan da benim için de çok verimli bir program oldu. Evet. Hayırlı programlar diliyorum. Daha nicelerini inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar. Evet efendim bu hafta stüdyomuzda çok değerli, çok naif bir konumuzu ağırladık. Avukat Sevgi Gedik Ergül bizlerle birlikte oldu. İslam hukuku ve medeni hukuka göre mirastan, kadının mirastaki yerinden bahsettik. Haftaya aynı saatte farklı konularda görüşünceye dek hoşçakalın efendim.